bu akşam geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz bir organizasyon vardı. Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi. Avrupa Parlamentosu'nun içinde malum farklı konularda komiteler var. Evet. AFET diye bir dış ilişkiler komitesi var. Onun altında da insan hakları ile ilgili bir alt komite var. Bu alt komitenin başkanı Maria Arena Türkiye Tribünali'ne katılmıştı. Eylül ayında düzenlenen tribünale katılımcıların arasındaydı. Ve daha oradayken söylemişti, ben bu tribünali, buradaki olan biteni, buradaki raporları, ortaya çıkan kararı parlamentoda gelip anlatmanızı istiyorum, böyle bir şey organize ederim demişti o zamandan. Ve işte o gün geldi çattı. Yarın, yani 15 Kasım yarın pazartesi günü 13.45'te Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Tribünali'nin işlendiği, anlatıldığı bir oturum olacak. Buna da koordinatör Johan van de Lanotte gelip katılacak. O, evet. Orada bu tribünalin nasıl cereyan ettiğini, neler yaşandığını, orada hakimler heyetinin hangi karar verdiğini ve bundan sonra neler yapılacağını orada anlatacak. Oradaki Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de, orada komiteye üye olanlar, izleyenler istedikleri soruları soracaklar. O da onlara cevap verecek. Van de Lanotte'nin dışında tribünale rapor sunan raportörler vardı. Daha önce bahsetmiştik. Bunlar yine çok itibarlı, üst düzey insanlardı. Onlardan biri de İtalyan yargıç Luca Perilli'ydi. Orada yargı bağımsızlığı ile ilgili çok harika bir sunum yapmıştı Türkiye tribünalinde. Bu da olacak orada. Yani Van de Lanotte'nin dışında Avrupa Parlamentosu'nda Luca Perilli de kendi konusuyla ilgili, yargı bağımsızlığı ile ilgili bir sunum yapacak. O da aynı şekilde sorulara cevap verecek. Bu sunum şundan dolayı önemli. Avrupa Parlamentosu'nun kendi sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Farklı dillerde, Fransızca da buna dahil. Hı hı. Bu programı dostlarımıza haber verebiliriz. Yani çevremizdeki yakın dostlarımıza bir mesajla. Ben bunu açıklamalar kısmına da örnek olarak yazacağım. Yani nasıl davet edilebileceğiyle ilgili linki de oraya ekleyeceğim. Tabii süre çok az. Yarın, daha sonra da izleyenler olabilir. Yani 15 Kasım diye söyleyelim yarın derken. 15 Kasım pazartesi günü 13.45'te olacak. Bu dostlarımız da bu programı izlerlerse Türkiye'de olan bitenle ilgili ve bu Türkiye Tribünali ile ilgili yakinen doğrudan, ilk ağızdan bilgi almış olacaklar. Bu anlamda önemli. İzleyici sayısının çok olması da önemli. YouTube'dan da yayınlanacak. Aynı zamanda Türkçe çeviri olacak. İngilizce olarak yayınlanacak. Bunlar da tribünalin YouTube hesabından oluyor. Onların da ben linklerini aşağıya ekleyeceğim. İzleyici sayısı yüksek olursa ne olur? Konuya verilen önem anlaşılır. Hep dediğimiz, evet, gibi bu tribünali düzenleyenler bunu gördüğü zaman daha da cesaretleniyorlar. Şevkleri artıyor. Evet. Heyecanları artıyor. Çünkü sonraki aşamalar var malum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başvuru konusu var. O da önümüzdeki aylarda yapılacak. O da bir sonraki adım. Hı hı. Magnitsky Act kapsamında bazı adımlar atılacak. Bu da önümüzdeki aylarda yapılacak faaliyetlerden. Bunlar için daha bir cesaretleneceklerdir izleyici sayısını. Böyle bir talep var, böyle bir kitle var, bu mahkemeden beklenti var diye. Evet. Bu yüzden çok önemli. Hem kendimiz izleyelim, bu YouTube linklerinden Türkçe olarak, İngilizce olarak dinleyebiliriz. Fransızca dinlemek isteyenler için de YouTube değil, parlamentonun kendi sayfasına bunu yapabiliriz. Oradaki, evet, sayı da, yani anlaşılıyor mu onu bilmiyorum ama oradan da Fransızlar dinleyip bilgi alabilirler. Anladım. Yani o da çok önemli. Ben bundan bahsetmek istemiştim. Tribünalden şimdi tekrar ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Yani zaten bunu birçok programda yaptık ve bu duyulmuştur. Ama şu noktanın da altını çizmek istiyorum. Tabii Cenevre'de bu tribünal düzenlenirken yine oradaki Türk Büyükelçiliği bunu engelleme çabalarına girişmişti. Hı hı. Hatta otel bunu dile getirdi açıktan. Tehdide varan, işte Türkiye'deki sizin bağlantılarınızı keseriz, Türkiye'de iş yapamazsınız gibi tehditvari bazı girişimler olduğu söyleniyordu. Evet. Buna rağmen oradaki organizasyon yapıldı. Bu Avrupa Parlamentosu'nda da aynı şekilde bütün bu diplomatik kanalları kullanarak, bağlantılarını kullanarak Türk hükümeti bu programın engellenmesine çalışmış. O da bize gelen bilgiler arasında böyle bir program olmasın, duyulmasın, bunu istiyorlar. Yani haksızlıklar olsun, insan hakları ihlalleri Türkiye'de olsun ama bunu kimse duymasın, böyle bir talepleri var. Fakat yine Avrupa Parlamentosu tabii Türkiye'ye karşı hani tırnak içinde eyvallah yok diyebileceğimiz bir yapı. Evet. Bunu çok dik durarak yapacaklar, gerçekleştirecekler bu eylemi. Bu anlamda, yani bu kadar engellemelere rağmen yapılan bir organizasyonun bizim tarafımızdan da desteklenmesi çok önemli. Ben bunu ilk konu olarak bahsediyorum. Bütün gerekli bilgileri ben açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan linklere tıklayarak girebiliriz. Yarın olacak çünkü. Evet.
Bir diğer konu, az önce konuştuğumuz hani çocuklar konusu çok geçti. 20 Kasım Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği Dünya Çocuk Hakları Günü. Yani bir anlamda Dünya Çocukları Günü de diyebiliriz. Bu 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul ediliyor. Ülkeler bunu imzalıyorlar, kabul ediyorlar ve o tarihi de Çocuk Hakları Günü ilan edelim diyorlar. Her yıl 20 Kasım bu şekilde kutlanıyor. 20 Kasım neden önemli? Daha önceki, geçen yıl da bahsettiğimiz, ben hatırlıyorum. Bu Çocuk Hakları Günü'ne değinmiştik. Evet. Geçen seneki programımızda. Hı hı. Allah'tan sayı azaldı ama Türkiye'de mağdur çocuklar da var. Anneleriyle, babaları, anneleriyle birlikte cezaevinde olan veya anne baba cezaevinde, çocuk dışarıda. Yani öyle mağduriyetler yaşanıyor. Her alanda olduğu gibi, yani kadın hakları, ondan sonra engelli hakları, yani her türlü alanda Türkiye'de insan hakları ihlalleri var. Çocuk hakları ile ilgili de çok ciddi ihlaller var. Ve belki de en vahim olanları, çünkü orada çocuklar doğrudan etkileniyor. Yani bunlar, onları yaşayarak büyüyor, travmalar yaşıyorlar. Onlarla birlikte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Şu an son güncel sayılarda, bize ulaşan sayılarda Türkiye'de 345 çocuk annesi babasıyla birlikte, annesiyle birlikte daha doğrusu cezaevinde. Yani geçen sene bu 700'lerdeydi. Bu sayı nasıl azaldı? İşte infaz süresi doluyor. Çocuğun yaşı 6'nın üzerine çıkıyor. Artık, evet, 6 yaş üzerinde olduğu için onu cezaevine izin vermiyorlar. Bunlardan dolayı olabilir. İşte veya tahliyeler oluyor. Yani tahliye oluyor. Adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. Bu konuyla ilgili bunu sosyal medyada gündemde tutmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Onun haricinde de bir video çalışması var. Çocuk hakları ile ilgili Fransa'dan da 3 kişi, 3 tane çocuk biz temasa geçtik. Onlar da bazı videoda bazı maddeleri okudular. Yani çocuk hakları ile ilgili maddeler var. Onları sadeleştirerek, özetleyerek, benim şu haklarım var, bu haklarım var diye güzel bir, farklı ülkelerden, işte Fransızca, İngilizce, İspanyolca, farklı dillerin olduğu, Türkçenin olduğu bir videoda hazırlanıyor. Onu da inşallah 20 Kasım günü sosyal medyada yayınlayacağız. Onun haricinde çocuk hakları dışında bunu bu şekilde tamamlarsak, mülteci krizi devam ediyor. Ona da belki dikkat çekmek lazım. Bu Belarus'la Polonya sınırı arasında bir grup, binleri geçen sayıda mülteci var. Bunlar Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. Tabii Avrupa Birliği de engellemeye çalışıyor. Polonya orada Avrupa Birliği'ni temsil ediyor esasında. Ve tabii hava şartları çok elverişsiz. Evet. Kuzey, ondan sonra soğuk yerler. Donarak ölenlerden bahsediyorlar. Sayıları artıyor. Orada çocuklar var, kadınlar var yine. Yani hassas durumda olanlar var. Sağlık anlamında sıkıntısı olanlar var. Bak tabii bir kriz. Yani orada sınırların açılması, onların kabul edilmesi belki bunun arkasını getirebilir. Hükümetler zor durumda kalabilirler. Çünkü bu yabancı düşmanlığı her yerde olduğu gibi, hani Türkiye'de de örneklerini görüyoruz. Avrupa'da da var. Avrupa'da da yabancıları, mültecileri istemeyen, her türlü yabancıya karşı olan ve bu tarz mültecilere tamamen karşı olan insanlar da var. Evet. Gerçekten çok zor bir durum. Bunu da tabii Lukashenko dediğimiz, orada devlet başkanı var. Putin bir tarafta. Ondan sonra Türkiye'deki durumu hatırlıyorsunuz. Bir ara sınırları açmışlardı. Gönderirim, evet, diye bir tehdit var sürekli Avrupa'nın üzerinde. Bu tarz otoriter liderler, yöneticiler de bu tehdidi kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Evet. Yani bazı alacağı, istediği siyasi talepler varsa Avrupa ülkelerinden, bunu elinde bir kart olarak kullanıyor. Maalesef bu olan da mültecilere oluyor. Bu, evet, zavallı, masum insanlara oluyor. Bununla ilgili de biz Avrupa'daki insan hakları kuruluşları, dernekleri olarak kendi toplantılarımızda konuşuyoruz. Bu alanda mağdur olanlarla neler yapılabilir? İmza kampanyaları var. Ülkelere mektuplar yazılıyor. İşte bu insanlık dramına dur deyin, işte uygun ortamlarda kalması için ortamı, evet, hazırlayın gibi talepler var. Ama bunun ötesinde de çok bir şey yapılamıyor. Çünkü hassas bir konu dediğimiz gibi. Evet. Belki hükümetleri düşürebilecek derecede etkili bir şey. Bunu da dışarıdan izliyoruz. Yani çok da elden bir şey gelmiyor. Ama gündemdeki insan hakları konusu olarak ben bu akşam ondan da bahsetmek istedim. Evet. Benim değineceğim konular bunlardı. Tribünali tekrar vurguluyorum. Unutmayalım, yarın İnşallah mesai günü, iş günü, ama ne olursa olsun bir yandan bunu açarak destek olmakta yarar var. Dediğimiz gibi bu, evet, desteğin karşı tarafta ciddi mankes bulma durumu var. Bunu hesaba katarak izlemeye çalışalım. İnşallah.